Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda Xıtınlar ekranımızda olsun. Angliya parlamenti Angliyanın Xıtay strategisinin yeterlik əməsliğini təkidledi. Angliya parlament komiteti Angliya hükümetinin Xıtayğı qaratqan strategisinin bütünlüğü yeterlik əməsliğini təkidledi. Amerika vazının haberde bildirilişçe, Angliya Parlament Komiteti 13. iyul Angliya hükümetinin Xitayning Angliya devlet bir xatirlik tehdidiga tutgan pozisiyasining butunlay yetersiz ekanligini, hükümet uzun müddetlik xatirga emas, belki kısqa müddetlik iqtisodiy xatirga köp ahamiyat berganligini bildirgan. İstihbarat ve Bexatirlik Komiteti bu haqda Xitay kan kölemlik devlet akbarat mülazimetinden paydalanıp Angliya ve onun menfaatiga mahiyetlik tajavuz kıldı. Ondan başka Xitay yana Angliya iqtisadının her qaysı sahalarga tesir görüştüş ve sınıp girişini maksat kılmaqta degen. Komitetinin dokulatı diyene Angliya hükümetinin Xitayning yuşurun bexatirlik xavpiga emas, belki Xitayga mablag selişki bek ahamiyat berganligi tilga ilingan. İstihbarat ve Bexatirlik Komiteti yana biz Xitayning Angliya devlet bütünligiga şekillendirgen tehditge taqabil turuşqa beg'ishlangan mablag' seviyesinin bütünlay yetersiz bulupli kalmay, belki strategiya ve siyaset belgilashning asti bulup kalganligini, bundan başqa nurg'un qilishqa tegishlik narsalarning yeterlik emasligini bayqadoq degan. Xitay bosh elchisining 5 burchakli bino ziyorati diqqat qo'zg'adi. Xitayning Amerika'da turuşluk baş elçisinin Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğini ziyaret kılışı xalqaranın diqqetini qozg'adi. Fransiya xalqara radiosining xabarida bildirilishicha, Xitayning Amerika'da turuşluk baş elçisi Shefeng 13 iyul Amerika Devlet Müdafiye Minister Yardımcısı Eli Ratner bilan ikki taraf devlet müdafiye munosabati ve bir qator xalqaralik ve rayon bexatirlik meselesini muzokara qilgan. Besh burchakli binaning bayonotchisi Martin Miners bu haqda Ratner yana Devlet Müdafiye Ministerliğinin Amerika bilan Xitay o'rtasida harbiy aloqa liniyasini ochiq tutish va'dasini ta'kidladi degan. Onun aytishicha bu masalalar taxminan 90 minut atrofida muzokara qilingan. Xitayning Washingtondagi bosh elchixonasi yakshanba kuni atiganda bayonot e'lon qilib, Shefeng'ning Amerikani Xitay bilan hamkorlashishga, ikki davlatning harbiy munosabatini bora-bora yaqinlashtirishga chaqirganligini aytgan. Shefeng muzokara jarayonida sog'lom va muqim bo'lgan Xitoy-Amerika munosabati ikki davlatning o'rtaq manfaatiga uyg'un. Tayvan qatorliq muhim va sezgur masalalarni ehtiyotchanlik bilan bartaraf qilish kerak deganlarni da'vo qilgan. Bildirilishicha, garchi Amerika-Xitay munosabati Tayvan masalasi Amerikaning Xitoyga qilgan ilg'or texniki eksportini cheklashi ve Xitay egiligidagi sanoat şirketlerine qaratgan siyosiy qatorliq devlet bexatirlik masalalari sababli jiddiylashgan bo'lsa-mu, ama Washington hükümeti dünyadaki ikki chong iqtisodiy gavdaning munosabatini yaxshilashga urinayotgan bo'lib, lekin Xitay Amerikaning Xitayga qaratgan jazolarining ikki armiya o'rtasidagi suhbatga to'salg'u ekanligini oshkora o'tirg'i qo'ygan. Wang Yi Yevropa ittifoqining tashqi ishlar vakili bilan ko'rishdi. Wang Yi Jakarta'da Yevropa İttifakı'nın taşkı işler ve bexatirlik siyasetinin yukur dergilik vekili Josep Borrell bilen körüştü. Dünya haberleri doğrunun 14. iyul haber kılışça, Xitay Kompartisi Merkezi Komiteti Taşkı İşler İşhanesi'nin müdiri, sabık Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi Jakarta'da Yevropa İttifakı'nın taşkı işler ve bexatirlik siyasetinin yukur dergilik vekili Josep Borrell bilen körüşken. Wang Yi körüşte Xitay bilen Yevropa İttifakı o'rtasida tüpten payda ziyan to'qinishi yo'qligini, her iki taraf köp taraflamalikni tashabbus qiladiganligini, dünyanın köp kutuplashishi ve xalqaro munosabatning demokratiyalashishini qo'llaydiganligini, shundaqli xalqaro tuzumda Birlashgan Davlatlar tashkilotini yadro qilish kerakligini da'vo qilgan. U yana bu yil Xitay-Yevropa universal strategik sheriklik munosabati o'rnatilganligining 20 yillik ekanligini, buning varislik qilish ve kelgusini kutib olishda intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini, aloqani kuchaytirish, ishonchni oshirish ve Xitay bilan Yevropaning hamkorligini chuqurlashtirish ikki tarafning o'rtaq manfaatiga uyg'un ekanligini, Yevropa ittifoqi ikki tarafning strategik sherikchilik munosabatining o'rnini yanada oydinlashtirishi kerakligini, Xitay-Yevropa munosabatining hozirgi asosda olg'a ilgirlashini ilgari surishi kerakligini bildirgan. Yevropa İttifakı'nın taşkı işler ve bexatirlik siyasetinin yukur dergilik vekili Borrell körüşte, Xitay'nın aldı bilen Yevropa İttifakı'nın muşim hemrahi işkerlikini, Yevropa İttifakı'nın bir Xitay siyasetini çıntırdığalıqını, Yevropa İttifakı'nın əzəldin Tayvan müstakillikini kollumaydığalıqını, Yevropa İttifakı'nın Xitay bilen kuyuk alaqını saklap, icabi, muqim ve uzun müddetlik münasibetini terakki kıldırışını xalaydığalıqını,
Xitoyning xalqaro masalalarda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan va shundaqla Yevropa ittifoqining ikki taraf o'rtasidagi siyosatning moslashishchanligini kuchaytirishni muzokara qilishni xohlaydiganligini, shuning bilan amaliy hamkorlikni ilgari surib, texnik ko'p natijaga erishishni xohlaydiganligini, yer shari ishlab chiqarish va ta'minlash zanjirida munosabatni kuchaytirish kerakligini, Yevropa bilan Xitoyning munosabatni o'zishining amaliyotga uyg'un emasligini, Yevropa ittifoqining xatardan mudofiyalanishi hargizmi Xitoyni nishon qilmaydiganligini, Yevropa ittifoqining azaldan Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishni o'ylab boqmaganligini bildirgan. Amerikadagi Yahudiylar fondi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlariga yordam qildi. Kişilik hukukunu təşəbbüs qılğıcı Uyğur təşkilatları Mərkəzi New York'taki Eli Wiesel Fondi cəmiyyətinin 300 min dollar yardımı ilə erişkən olub, bu fond Yahudi çoğqırğınçılığında həyat qalğan və Nobel mükafatına erişkən Eli Wiesel əfəndinin namında qurulğan. Amerika Avazının 14-ci iyuldaki xəbərində bildirilişcə, Eli Wiesel Fondi cəmiyyətinin vəzifəsi pərvasızlıq, sığdırmaslıq və adaletsizlikke karıştırış bulup, bu fondi cemiyeti düşenbe günü tuncu qıtım yardımge erişkallarını ilan kılgan. Bunun işçide mukabatka erişkici işki Uyghur kişilik hukuk teşkilatı ve Uyghur tili mektubi kadarlıq 7 organ barışken. Bildirilişe bu yılki yardım Uyghur cemaatini kollaydıgan ve onlarının hukuki ve izzet hürmetini əsliki keltirişini maksat kılgan organlarga merkezleşken. Fondi cemiyetinin reisi Elisha Wiesel, bizning tunji qitimliq tashviqat faoliyati mablag'imiz Uyg'urlarning huquqiy va izzat hurmatini asliga keltirishga markazlashdi degan. Fondi cemiyeti 12-oyda New Yorkda o'tkazilmoqchi bo'lgan faoliyatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq turi va Dunyo Yahudiylar ko'zlash tashkilotini 250 ming dollardan mukofotlashni planlagan bo'lib, bu faoliyat Yahudiylarning Xanukka bayrami bilan Uyg'ur faoliyatchilari va qo'llovchilari yig'iladigan faoliyat bo'ladi ekan. Dünya Yahudiler meselesiyle köngül biliş teşkilatının eğitişçe Uyghurlar toplanan yığın Uyghur faaliyetçileri ve alaqıdır tarafları bir yerge yığılıp, Birleşken Devletler Teşkilatının cevapkarlık mekanizmini ilgili sürdüğün Yahudiler cemiyeti bilen alaqılıp, Uyghur kırgıncılık meselesini hal kılış çaresini müzakere kılışını maksat kılgan. Dünya Yahudiler meselesiyle köngül biliş teşkilatının organ torbekti de eğitilişçe, tüncü kıtımlık yığın her kaysa alaqıdır taraflarının hemkarlıkını ilgili sürüp, devamlaşıvatkan Uyghur faaliyetini canlandırıyor. Dürüdükən, həm də Yahudilər cəmiyyəti və hər xil vicdanlıq puxralarını aktivləşdirişinin yeni üsulları üstüdə izdindikən. Türkiyədə 15-ci iyul şehitləri xatırləndi. Bugün Fethullahçı terrorluq təşkilatı FETÖ-nün xainlərçi hərbi siyasi özgürüş qozğaşqa urunğanlıqının 7-ci xatiri yili günü. Türkiyə Avası Radiosu xəbərdə bildirilişçə, Türkiyə Cumhuriyyətinin milli itibaqlıqı və pütünlükü ziyan yetküzüb, dövlətinin zulmətlik dəvir patqıqı itdirməkçi bolğan FETÖ əzaları 2016-cı ili 15-ci iyul xainlərçi hərbi siyasi özgürüş qozğaşqa urundi. Türkiyə demokratiyasiga zərbə berişini nişan qılğan bu xiyanətçi urunuş, Türkiyə xalqının demokratiya və saylanğan hökumətini qoğdaşdiki tıllarqı dastan qarşılığı nəticəsində bitkit qılındı. Dövlətinin nurğun orqanlarına bulubma hərbi və bixətərli qısımlarına sınıb kirib, həqiqi əbdi bəşirisini 2016-cı ili 15-ci iyul aşkarı qılğan FETÖ-nün qallıq hərbi siyasi özgürüş qozğaşqa urunuş hərəkəti Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırıqığı asasen, Türkiye'nin her kaysi caylarda demokratiyanı qoğdaş üçün meydanlarını toldurgan puhralarının kollışı bilen bir taraf kalındı. Türkiye halkı namayan kılgan cesaret ve qat'i irade sayesinde kolgu keltürülgen bu galibe, dünyada misli görülmegen bir xil ruhi halet ve demokratiya inini oturgu koydu. Şanlıq karşılıq körüstü süptede tarih sahipelerden oran algan bu köreşte, Türkiye'nin her kaysi caylardaki meydanlarına çıkıp, özünü tankı ve korallarının aldığı atkan 251 vatanperver şehit buldu. Türkiye 15-ci iyul qalbisinin 7-ci xatiri yılıda vətən və bayraq üçün qılçı işkilənməsinin şəhadət şərbətini içkən şehitlərini hürmət və siğiniş içində xatırlaydı. Qalbi bilən axırlaşqan bu əhmiyyətlik qarışlıq görüstüş hərəkəti və kürəş ruhini xalq inədə hər daim canlıq tutub duruş məqsədə 15-ci iyul Demokratiya və Milli İtibaqlıq günü hər yili əstaydınlıq bilən təyirlənğən hər xil fəaliyyətlər bilən xatırlındı. Yevropa İttifaqı Müslümanlarga öçmenlik kılışka karşı küreş planı barlıqını bildirdi.
Yevropa İttifakı Müslümanlarga öçmenlik ve ayrımcılık kılışkı karşı küreş işhanesinin mesulü Marion Lalisi, Yevropa İttifakı'nın Müslümanlarga karşı öçmenlik kılışkı karşı küreşte konkret planı varlığını etti. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Yevropa İttifakı Müslümanlarga öçmenlik ve ayrımcılık kılışkı karşı küreş işhanesinin mesulü Lalisi, Belgiyanın paytaxtı Brüssel'de akbarat vasıtlarına bergen bayanatı da, Yevropa'daki Müslümanlar cemaatinin köpkül milletlerden teşkil tapkan ansallık cemaat ikenliki, Yevropa İttifakı'nın azad devletlerde sani milleti birbirine okşamaydıgan Müslümanların varlığını tekitlep, ama Yevropa İttifakı'daki Müslümanlar cemiyeti, cemiyetimizden ayrılmaz bir kısımıdır. Bu nihayeti zor ehmiyetke ihtiyaç dedi. O Şivisiyada Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş kılmışının sadır kılınganlığını, Yevropa İttifakı'nın İslam düşmanlıkıge karşı küreşte konkret planının bar yokluğu hakkında soralgan sualga cevap verip, Müslümanlarga karşı öçmenlikge karşı küreşte konkret planlarımız bar dedi. Lalisi, Müslümanlarga karşı öçmenlik kılmışıga karşı küreş siyasetlerini okşamagan sahalarda, cümleden maarif, bihaterlik, köçmenler ve başka nurgun hizmet sahalarda muhim hizmet gün tertibige kirgüzüdüganlıklarını tekitlep, biz her kaysı organlar, amivi teşkilatlar, her kaysı cemiyetler, puralar ve halkaralık teşkilatlar bilen bulgan diyalogunu devamlaştırımız. Pakitini asas kılgan siyasetini yolu koyup, puralar ve her kaysı organlarının Müslümanlarga karşı öçmenlik kılmışıga karıta tonuşunu öztürümez dedi. Yevropa İttifakı Marion Lalisi'ni UDA 18 ay boş kalgan Müslümanlarga öçmenlik ve ayrımcılık kılışkı karşı küreş işhanesinin mesulliğini tayinlagan idi. Şunaqla Yevropa İttifakı Müslümanlarga öçmenlik kılmışı evcilip ketken bir payette bu orunni boş kaldırganlığı üçün tanqidge uçurgan idi. İstanbul Yevropa'daki en münevver şehir boldi. İstanbul Sayahat Jurnalının dünyadaki en münevver 15 şehir mükafatı tizimindeki de birinci reddin uğrunu aldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Merkezi Amerika'nın New York şehrindeki Sayahat Jurnalının okurmenleri dünyadaki en münevver şehirler programmasının bu yıllık mükafatları üçün bilet taşıdı. Programı dairesi de en alkışkı erişken Avasiya şirketleri, aerodromlar, mihmansaraylar, sayahat şirketleri ve şehirler avazga koyuldu. Şehir mükafatları üçün okurmanlar sayahat noktaları, yadroluk menzirgahlar, medeniyet, yemek içmek, dostluk, soda setik ve kımmet ölçemleri katarlık türler boyunca bilet taşıdı. İstanbul bu tizimlikte 90.23% avaz bilen Avrupa'daki en münevver 15 şehir tizimlikte de birinci bulup tallandı. Okurmanlar İstanbul üçün tallaşkı tigişlik sayahat noktaları köp intayin güzel şehir. Polisi az ve köp kişilerinin hemmesige maskeledigan şehir. Üstü yepik bazar, Sultan Ahmet Camisi ve İstanbul Boğuzi sayahatçileri yakış görüldüğün sayahat menzirgahları hesaplandı deb baha verdi. İstanbul'daki tört besil mihmanhanesi mi okurmanlarının toluk bahasına erişip dünyadaki en münevver mihmanhanı bulup tanlandı. İstanbul'daki tövendik şehirler red tertip boyunca tizimlikten uğrunu aldı. Florensiya, Rim, Lisbon, Porto, Sevilla, Ljubljana, San Sebastian, Praga, Barcelona, Salzburg, Edinburgh, Madrid, Bordeaux, Viyana. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.